Saydam Hayat programının sevgili izleyici, nasılsınız? Siz kimsiniz? Çok güzel. Her seferinde zorlu sorular soruyorsun hocam. Vallahi helal olsun sana ya. Şeyi konuştuk biraz ya. Hani varoluş psikoterapinin esas temellerini konuştuk. Hani ölümü, yalnızlığı, anlamsızlığı. Şimdi bunlar tabii biraz daha felsefi konular. Tabii. Biraz böyle ayağı yere basan, daha pratik hayatta uygulaması olan küçük şeyleri de konuşalım mı? İster misin? Lütfen, lütfen. Ben mesela Önerin ne? şöyle hocam. Ben böyle hayatta bana bazı pratik fikirler kazandırmış, bazı öğretileri paylaşmayı tercih ediyorum arkadaşlarla, dostlarla. Yani David Allen diye bir adam var. David Allen, İş Bitirici diye Türkçe'de çevrilmiş bir kitap yazdı. Zaman yönetimiyle ilgili aslında. Uzun yıllar zaman yönetimi çalıştım ben. Şimdi zaman dediğin kavram aslında gelip geçen, statik olan, hani daha önce de konuştuğumuz gibi 1440 dakikası bize günde verilen, akşam üzeri harcamazsan geri alınan, benim olan geçen bana öyle diyor. Baba diyor, 1440 dakika veriyorlar sana günde. Akşam da harcamazsan geri alıyorlar diyor. Canım benim ya. Dedim bana süpersin babacığım. Kimin babası? Adalet güzel. Yani adil olmak önemli. Şimdi bir model çalışıyoruz biz. Nöroliderlik modeli. Orada 5 tane temel insanın aslında tehdit hissettiğinde motivasyonunu da mutluluğunu da etkileyen faktörler diye çalıştığımız şeyler. Birine itibar diyorlar. İtibardan bahsediyoruz. Birine diyorlar ki İtibar ne? yani insanın kendince sahip olduğunu düşündüğü ya da ona ait olduğunu hissettiği şeylere itibar diyorlar hocam. Varsayımsal Öyle ama yani şimdi statiko. Yani tam statiko. Yani diyorsun ki işte yani arabam benim diyorsun, evim benim diyorsun. Yani benim. Yani ne demekse o. Yani ne kadar içine verdiğin anlam. Ait hissetmek. Bazen Almayla ilgili. bana misafir geldi falan şey diyorum. Al anahtarı diyorum. Ne yapıyorsan yap. Hocam o senin kendi aidiyeti algın. Şimdi herkes için aynı şey Yani değil. benim niye olsun ki? Bizim olsun diyorum. Ne olacak? Gelmişken. Bunu derken ama sen de bir itibarın var aslında. Yani sen de bir mesela itibarla ilgili Orada bir üç kağıt var değil mi? tabii tabii yani. Şimdi onu şey Aa, yapma. Onu saflaştırma. Tanımı genişletip Tabii. kendimi de oraya sokup çok Saflaştırma hocam. yalancıyım ben. Evet tamam kabul ediyorum. Saflaştırma hocam. Orada da sen aslında bir güç ataması yapıyorsun kendine. Evet. Verebilen, paylaşabilen algısı. O da bir itibar. Tabii abi. O da bir Abi itibar. çıkamayız ki buradan biz. Ama işte itibar Ne yaparsak tanımı bir yere sokuyorsun. Kesinlikle sokarız. Aa, O yüzden anlaştık. itibar kavramı senin verdiğin anlamla ilgili zaten. Aa, peki. Yani bazısı giydiği kıyafete itibar verir. Bazısı kullandığı arabaya, bazısı oturduğu eve, bazısı oturduğu semte, bazısı da ilişkide olduğu insanların sayısına, bazısı insanlarla kurduğu derin ilişkiye. Bunu bilemem. Yani herkesin kendi itibar kavramı ve tanımı farklı. Ama sen daha önce bahsetmiştin yani ya, küçük büyük büyük küçük hikayesi gibi. Herkesinki de görece. Aa, kendim inandığım bir hikaye var. Evet, %100, %100, %100. Ya da başkalarını inandırmaya çalıştığını diyebiliriz. Aa, bir de onun reklamı da yapıyorum ben. Çok kritik hocam. Bak ben diyorum böyle böyle yapıyorum, böyle sen de böyle yap Hayır, falan. aynen öyle. Aa, Ya şimdi bu itibar çok konusu... yalancıymışım ben. Üç kağıtçıymışım, Estağfurullah, evet. yalan değil hocam. Kendimize söylediğimiz hikayeler işte Yani ben bunlar. itibar mitibar ayağına bayağı bir. Evet. Aslında diyorsun ki yani ben o kadar önemsemiyorum demeye çalışıyorsun ama Yalan. o bir... Önemsemediğini önemsiyorsun ama. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi itibar konusu önemli. Biz mesela buna şey diye Vay çevirdik. terbiyesiz Cafer. Peki. Aikido, Aikido diye çevirdik hocam. Ha, al onun gücünden yararlan, Aynen, çak. aynen Ha. öyle. Şimdi itibar kavramı öyle. Yani bir senin kendine atadığın bir güç kavramı. Şimdi bir tanesini var. Biz onu altını çiziyoruz. Şey diyoruz. Yani kesinlik algısı. Şimdi bir şey ne kadar Dur. İtibardan gitmeden bir şey gideyim hocam. soracağım. Yani özür dilerim ama. Estağfurullah. O zaman itibar denilen şey benim çok pis bir zayıf karnım. Öyle demek zorunda değiliz. Öyle demek zorunda değiliz. Pis bir zayıf Öyle demek karnım. zorunda değiliz. Birisi o değer verdiğim ve önemsediğim şeylere dair tersine cümleler ediyorsa tedirgin olmak Aynen ve öyle. tedbir almak için de zıvanadan çıkabilme olasılığım da var. Aynen öyle. Nasıl pis bir tehdit alanıymış ya? Öyle. Oy oy oy. İşin ilginç yanı bak oraya da gel. Sahip olduklarının sana sahiptir nokta.com. Oraya da Evet. geleyim hocam. O da önemli. İşin ilginç yanı hocam daha da enteresan. Hani manipülasyon açık. Hani bir tarafta öyle yani. Hani istiyorsanız hakikaten manipüle ederek bunları kullanarak art niyetli şeyler yapmanız mümkün. Yani niyet her şeyin temelinde var. Yani niyetiniz iyiyse bir problem olmaz da. Şu çok enteresan hocam. Mesela itibar üzerindeki tehdidi ortadan kaldıran, itibar konusunda size ödül sunan daha değerli. Nasıl yani? Mesela şimdi şöyle düşünün. Mesela bir kurumda çalışıyorsunuz. Bir pozisyona adaysınız. Tamam. Diyorlar ki ya bu pozisyonu normalde ne olarak görüyorsunuz? Aslında itibara bir ödül olarak görüyorsunuz. Doğru.
Şimdi eğer sizin o pozisyona ulaşmanızın önünde bir engel varsa bunu da tehdit olarak görüyorsunuz. Çok basit. Kişi, şey, her şey. Aşağı. Her şey. Yani işte sizin kendi yetmezliklerinizden, yetkinlik yetmezliklerinizden tutun da becerilerinize kadar. Ya da karşıdaki sizin bu göreve atanmanıza de onay verecek kişilerin size bakış açısına kadar. Bunu nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Ama itibar konusunda eğer bir tehdit varsa ve ben o tehdidi ortadan kaldıran kişiysem sizin adınıza, bana verdiğiniz değer size o ödülü verenden daha anlamlı, biliyor musunuz? O zaman senin benim için gönüllü olarak yaptığın bir şeyden sen söylemeden ben haberdarsam senin bendeki itibarın da çok artıyor. Aynen öyle. Yani ve işin ilginç yanı hocam. Ve işin ilginç yanı. Çakallık geldi aklıma. Evet. Ama bu tehdidi ortadan kaldıran kişinin harcadığı enerji ve emek genelde ödül verenden daha düşük, biliyor musunuz? Elbet. Daha kolay çünkü. Sadece onu alıp buraya koyuyor belki. Aynen. Bazen bir telefon, bazen bir bağ, bazen küçük bir kaynak bu işi çok kolaylaştıran, hızlandıran bir katalizör etkisi görebiliyor. Bazen de sadece söz etmek. Aynen. Yani adını koymak. Çok basit aslında. Adını koymak. Dediğiniz çok doğru. Yani o yüzden bu çok değerli bir şey. Yani bir tanesi itibar. Bu kadar önemli ve kıymetliyken. Adına statü de diyebiliriz ama statü bana biraz ağır geliyor. Yani tanım itibariyle ağır geliyor. Elbet. Yani bütün tanımlar kendi içinde eksikleri, kirleri olan bir şey. Çok güzel bir cümle var ya, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki çok eski adamlardan bir tanesi. Benim söylediğim kelime arkasında söylenmemiş milyonlarca kelimeyi taşır. Çok güzel. Onun için aslında oraya yüklediğimiz anlamın kendisi, söyleyemediklerimiz de falan nefis bir mevzu olabilir. Fakat bir tarafıyla da şeyi diye düşünüyorum. Benim itibarı tanımlıyor olmamdaki şey ne? Referanslarım ne benim? Çok iyiyim. Yani neye göre bunları tanımlıyorum? Neye göre o aslında pratikteki gittiğim ve ne tuttuğum yani? Ve aslında hayatımı uğruna verdiğim şeyi tanımlıyorum ben? Doğru. Çok çok güzel. Hocam istersen hani bütünlüğü yine kaybetmemek adına yani itibar evet. Bunun üzerindeki tehditler evet. Ödül kesinlikle. Bir de enteresan bir şekilde kesinlik dediğimiz ya da belirsizliğin giderilmesi dediğimiz. Yani eğer bir şey çok belirsiz hale geliyorsa, muğlaklaşıyorsa kafanızda, netlik yoksa o zaman da kaygılanıyorsunuz. Ve bu kesinlik haline getiren ya da belirsizliği ortadan kaldıran kişiye de gerçekten çok daha güveniyor, çok daha bağlı hale geliyorsunuz. Yani kesinlik kavramı da çok bizim için kritik. Mesela şöyle düşünün, ben size diyorum ki ya 3 ay sonra şu kadar para cebine senin girecek. Şu şekilde, şu yöntemle sana göndereceğim. Adını koyuyorum, tarihini koyuyorum, saatini veriyorum, miktarını söylüyorum. Şimdi burada bir kesinlik var mı? Eğer bu realize olduysa bu kesinlik ya da buna inandıysanız. Şimdi bu da bir görece kavram ya, tıpkı itibar gibi. Adını siz kendinizce koyuyorsunuz. Bir tane tosuncuk vardı. Çok güzel örnek, evet. Doğru. O tosuncuğun da adamları vardı. Evet. Abi güveniriz ona, çok düzgün bak işte. Çiftlik bank diyorsun. Çiftlik bank, wow falan. İnandığın andan itibaren o kesinliğe aynen savunuyor oluyorsun. Getiriyorsun 150 bini veriyorsun. Bir 150 bin daha buluyorsun, getiriyorsun, evet. Veriyorsun. Çok güzel. Abi alıp uçup gidiyor. Art niyetliyseniz yani altında yatan şeyler... Art niyetlik sonra çıkıyor ama. O süreçte kesinliği aldıysan yürüyorsun ve başkalarını ikna ediyorsun. Önce kendin. Tabii cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarla döşeli. Evet. Yani onu da ihmal etmemek gerekiyor. İyi niyetle başlıyor bazı kavramlar. Sonradan insanın içerisinde o duyguya doğru evrilen başka şeyler oluşabiliyor. Buna katılıyorum. Evet. Nasıl baktığınız önemli. O yüzden diyorum hani itibar nasıl ki görece bir kavram ve sanal bir kavram, kesinlikle öyle. Öyle bir hikaye vardır, bilirsin. Adamın bir tanesi 100 bin lira bir parayı cebinin şeye koyar, kasasına koyar. Ona güvenerek de bir sürü riskli harekete adım atar. Adımları atar, şirket büyür, hakikaten yapısı genişler falan. Sonra döner kasayı açar, bakar ki para yok. Yani sadece paranın varlığına inanmak bile, o kesinlik algısı bile aslında aldığımız birçok kararı, birçok faktörü etkiliyor. İnsanın kendi içinde olan aslında birçok konuya güvenme hissi de temelde sizin aslında bir gücünüz, kesinlik o gücünüz. Yapabileceğine güvendiğin andaki kopuş gibi. Aynen öyle hocam. Çok doğru. Kesinlikle böyle. Yani inandığınız anda gerçekliği bükür hale geliyorsunuz. Bizim köyde anlatılan bir hikaye vardı, babam anlattırdı. O zamanlar, eski zamanlar bizim orada savaş olmuş o köylerde. Yani eski anlatılan hikayelerdir. Burada geçer diye babam yer anlatır. İşte savaş şurada olmuş bilmem ne. Orada öyle bir anlamlı bir şekilde savaş, hayatta var olma savaşı falan sürüyor ki
abinin bir tanesi, yani savaş anlardan bir tanesinin diyor, öyle anlatırdı. Bu çok yerde anlatılan bir hikayedir aslında. Derdi ki adamın başını kesmişler. Başını koltuğun altına almış, devam etmiş savaşa. Ha, evet, öyle bir şey vardır. Doğru. Ah. Çok güzel. Güzel hikaye. Ya hocam işte dedim ya, bu bizimle ilgili bir şey. Yani inançlarımızla, siz, yani neye inandığımız ve nasıl anlam yüklediğimizle ilgili bir şey. Geçen Zeka seviyenize bağlı olarak ikna edilebilirliğimizin de değiştiğini atlamamak da lazım. Güzel bir şeyin altını çiziyorsun hocam. Bağımlı bir aileden geldiysen, o zaman ikna edilmişlik ve kesinlik kodlarını atlamamak lazım. Fazla bağımsız ve hayatta kalmak zorunda olan biri isen, o zaman risk alışını yeniden tanımlamak lazım. Harika bir noktadasın hocam. Çünkü biz de şunun altını çiziyoruz. Diyoruz ki itibar, kesinlik, inisiyatif, dahil olma ve işin tepesinde de adalet algısı var. Bütün bu 5 parametre gerçekten nöro liderlikte gördüğümüz, üzerinde tehdit varsa kaçmaya çalıştığımız, ödül varsa koşmaya çalıştığımız, acı ve haz arasındaki dengede bizi yaşama tutunduran temeller. Şimdi burada mesela itibarı ve kesinliği konuştuk. Enteresan bir şekilde inisiyatif de öyle. Yani mesela hayatın kontrolü benim elimde mi duygusu? Hani hiçbir zaman değil ama o duyguya sahip olma hali. Mesela diyoruz ki Türkiye'de yaşayan insanlar arasında inisiyatifi en düşük kitle nerede var diye soruyorum bazı eğitimlerde. Arkadaşlar söylüyor, çeşitli yerler sayıyorlar. Biz biliyoruz ki inisiyatif kimin elinden alınır hocam? Hapse düşmüş, uzun soluklu orada yaşayacağını bilen kişinin elinden. Şimdi aslına bakarsan ekmek elden su gölden. Ne zaman ne yiyeceği belli. Nerede yatacağı belli. Nereye gideceği belli. Hangi dakika neyi yapacağı belli. Kimle konuşup kimle konuşamayacağı belli. Aslına bakarsan belirli mi? Belirli. Durdurayım orada sen. Çok iyi. Maltepe'de cezaevine gittim. Cezaevindeki gençlerle çalışmaya. 2 saat, 3 saatlik bir söyleşi yaptım onlarla. Aklıma geldi, kapatın gözünüzü dedim. 10 sene sonra neredesiniz hayal edin dedim. Dediğin gibi her şey keskin, kesin. Lakin biliyor musun? Yapamadılar. Çok iyi. Çünkü bir yarın yok. Tabii. İşte hocam Yok. kontrol, hayatın kontrolü sizin elinizden alınmış olma hissinin yarattığı tehdit çok değerli. O yüzden inisiyatif çok önemli bir şey. İster iş yerinde olun, ister başka aile ortamında olun. Kişinin hayatını kendinin kontrol ettiği hissini yarattığınız sürece Bir toplumu ne kadar iyi yönetirseniz yönetin, bireyler inisiyatifin kendisinde olduğunu düşünmüyorlarsa o zaman köle olarak var olabiliyorlar. evet. Ne Ya kadar iğrenç bir geçenlerde şey. birisi çok enteresan bir laf etmiş. Dedi ki, demiş ki yani kölelik bir seçimdir diye. Şimdi bu ne kadar aslında ağır bir kelime değil mi? Ne kadar kötü hissettiriyor. Eğer seçim kısmına gelebildiysek tartışılabilir, evet. İşte o yüzden tartışılıyor zaten. Diyor ki ya böyle şey mi olur? Böyle şey mi söylenir? Kölelik bir seçim olabilir mi? Kim onu seçer? Öyle diyorsun. Harika. Her yaptığın işte gerçekten her işin içinde anlamı bulup ona yüksek motivasyonla ve bağlı şekilde çalışıyor musun? Yoksa sen Yok onu canım. bir şeyin karşılığında yaptığına inandığın için mi onu gerçekleştiriyorsun? Şimdi eğer öyleyse kölelik tanımını beraber değerlendirmemiz gerekir. Yani biz neyin kölesiyiz sorusunda kendi kendimizi tanımlamamız lazım. Bazısı bunu kölelik değil de kendini biat etmek, adamak olarak da değerlendirebiliyor. Hangi mantıkla bakarsanız bakın, bu sizin ona verdiğiniz anlam ve onda yarattığınız hikayeyle ilişkili. Bütün hikaye kölelik bir seçim midir? Sorusu bence kritik bir soru. Oğlumun söylediği bir şey geliyor aklıma. 9-10 yaşında falandı. Baba dedi ya. Morpheus dedi. İki hapı sunduğunda dedi. Hangisini seçerdin? Güzel. Neden dedi. Birisi de çok yorucu dedi ya. Diğerinde her şey var. Ve farkında değilsin. Ne fark eder ki dedi. Seçim konusunda hocam istersen Ne zorlayıcı bir yer. bir sonraki seansta biraz daha derin konuşalım. Lütfen. Seçim konusu önemli gerçekten. Ama burada şey çok önemli bir şey bir tarafıyla da. Bir geriye dönüp şey yapayım. İtibar, inisiyatif, keskinlik Dahil falan diye. olma. Dahil olma dedin ve üstüne adaleti koydun ya. Doğru. Tepesinde adalet Bütün var. bunlarda da cümle neydi? Nöro? Nöro liderlik hocam. Nöro liderlik. Doğru mu?
Nöro liderlik. Yani bütün bunlar nereye dayanıyor? Lider dediğin kişinin kendi bütün kanatlarından sıyrılıp bir üst bilinçle kendini yönetebilme becerisi dahilinde bunları konuşuyoruz. Aynen öyle. Çünkü bir üst bilinçten bahsediyoruz. Bir üst bilince varamadığı andan itibaren kendisinin kurbanı olarak kendisinin varsaydığı doğrularıyla kendini boğuyor olabilir. Bunu liderlik ve yönetim konusunda biraz daha derin konuşmakta fayda var. Ben bugün aslında altını temel çizmek istediğim şey şu. Yani çok enteresan. Bu başlıkların üzerindeki tehdidin ortadan kaldıran kişi olma çabası çok kritik. Ben hani ödül veren olmaktansa tehdidi ortadan kaldıran pozisyonda bulmak kendini her zaman için daha değerli. Bir de ilginç bir şey söylediniz siz. Dediniz ki ödül de çok yorucu bir şey. Düşün, et, çabala, bilmem. Bakın hocam biz işte insan kaynaklarıyla çalışıyoruz. Sağ olsun arkadaşlar çok yaratıcı, çok yenilikçi, çok çözüm odaklı, çok güzel dokunuşlar yapıyorlar insanlara. Fakat bir müddet sonra çok da kısa etkili bir şekilde bu ödül mekanizmalarının insanların üzerindeki mutluluk ve motivasyona katkısı sınırlı kalıyor. Her ne çabayı harcarlarsa harcasınlar. Mesela pozitif psikoloji bilimi bize bunun altını çiziyor. Diyor ki iş ortamında mutluluk yaratmanın yolu dışsal bir motivasyondan çok geçmiyor. Kişinin içindeki motivasyonu artıracak, kişinin iç mutluluğunu artıracak faktörlere dokunma becerisinden bahsediyoruz. O yüzden de o liderlikten bahsediyorum. O yüzden diyorum ki önce kişinin acaba bu itibarla mı ilgili, kesinlikle mi ilgili, inisiyatifle mi ilgili, dahil olmayla mı ilgili derdi var? Ve hangisi öncelik? Siz çok güzel bir söz söylediniz. Dediniz ki bazı insanlar için bağımsız yaşadıysa, yetimse, öksüzse, kendini yetiştirmek zorunda kaldıysa, makro travmalarla mücadele edip karakterini çok olgunlaştırdıysa, farklılaştıysa, belki de kesinlikle ilgili bir derdi öncelik değil hayatında. Belki de o adamın kesinlik algısı bile çok zayıflamış olabilir. O yüzden diyoruz ki bunlardan bazıları daha önde. Bazısı için itibar, bazısı için kesinlik, bazısı için inisiyatif, bazısı için dahili, birçoğu için, hemen hepsi için adalet. Yani bakın, en tepeye adaleti koyuyorum o yüzden. Diyorum ki, bir yaptığınız işin adil olması birçok insan için tehdit algısıdır. Bugün biz yaptığımız çalışmalarda, bu rol liderliği çalışmalarında görüyoruz ki, ilk ikiye sokuyor insanlar ağırlıklı olarak adaleti. Türkiye'de de en çok aranan şey adalet haline gelmiş vaziyette. Çok anlaşılır. Evet yani işte dedim ya yüklediğimiz anlamla ilgili bütün bunlar. Biz adaletten ne anlıyoruz? Nasıl bir anlam yüklüyoruz? Hayat gerçekten adil mi? Adil bir yaşamın içerisinde mi mücadele ediyoruz? Yoksa biz eşitlikten mi bahsediyoruz sadece? Yani bu kavramları bence bir netleştirmekte fayda var. Ama ben şunun altını çizeyim. Ben buna... Eşit olsa eyvallah diyeceğim. Adaleti bıraktım da. Evet. Yani eşitlik her zaman adil midir? O ayrı bir tartışma konusu. Tamam, en azından zaten. Eşitlik evet. Bir alt pozisyon. Senin söylediğin gibi daha alta inersek evet eşitlik çok alt. Eşitlik çabası için bile güzel bence. Evet, çabası bile güzel. Yani ben işe alırken eşit davranabilmeye kaygım varsa bile ne kadar yüce bir insanım bu topraklarda. Çaba bile çok güzel. Çok. O yüzden diyorum ki Aikido'nun A'sı adalet. İ'si itibar. K'sı kesinlik. İ'si inisiyatif. D'si dahil olma. Ve hocam bu Aikido dedik ya bir de O var hocam. Otantik olmak diyoruz biz ona. Yani insanın olduğu gibi olması hali. Sahici ve samimi. Ve güvenilir. Doğru, bu burada burada şeyi kaçırmamak lazım sanırım. Bana nasıl bakacaksın bilmiyorum ama otantik olmak, otantik bulduğunda kalmak demek değil. Oo, çok güzel bir söz söyledin hocam. Doğal olmakla doğal kalmayı karıştırmayalım. Bazı doğal oluyor da odun oluyor ya. Yani hani. Yani şimdi, odun olmaktansa. Çok iyi. Çok önemli bir şeyin altını çiziyorsun hocam. Yani bu gelişime açık olmamak anlamına gelmez. Esnekliği karar. Yani öğrenme karar. Çevikliği olmayacağı anlamına gelmez. Tabii. Yani bunu korurken doğal kalabilme becerisinden bahsediyorum. Otantiklik aslında kendi bulunduğun seviyede samimiyet. Aynen öyle. Görebildiğini geri bildirimle beslemek, beklentilerini açıkça ifade etmeyi de içinde barındıran bir hal. Evet, hakikilik diyelim, samimiyet evet, hakikilik, diyelim. Hakikilik. Doğruluk ve dürüstlük diyelim. Yani bu kavramlarla çevriliyor altına. Evet. Mesela çok güzel bir söz var. İngilizce'de integrity diyorlar. Türkçe'ye tam çevirisi yok. Yani çeviriyoruz işte otantiklik diyoruz. İşte dönem dönem gerçeklik, doğruluk, dürüstlük diyoruz. Kavram tam örtüşmüyor. Enteresan bir çalışma var hocam. Bakın
Bakın ilk 100 firmaya, hani kendi alanlarında mutluluğu, memnuniyeti yüksek düzeyde başarmış yerleri. Bunların değerler arasında integrity var. Hemen hemen ilk 5'te. Hepsi diyor ki yani integrity bizim için değerlidir. İki olasılık var. Ya bu şirketler gerçekten hakikiliği, samimiyeti, doğruluğu ve dürüstlüğü önemsiyorlar. Ya da gerçekten çok büyük bir acımız var. Açığımız var. İşte o acıyı örtmek için ihtiyacımız olduğunu düşünüyorlar. Her ikisi de olabilir. Ama biz bugün aradığımız yerlerde mesela diyoruz ki ya performans odaklı ol, başarı odaklı ol. Ama aynı zamanda alçak gönüllü ol diyoruz. Yani her ikisini birden barındırmayan kişi gerçekten otantik olamıyor. Gerçekten bütünlük Maalesef. sergileyemiyor. O yüzden hani bu beş kavram, bu Aikido'yu iyi yapmak, karşıdakinin gücünün farkında olmak ve onun tehdidini sırf onun yararına kullanabilme becerisinde ben günümüz dünyasında çok değerli buluyorum. Peki çok teşekkür ederim. Yani durdurmak bile ağır geliyor ama ne yapalım, zaman Teşekkür denilen ederim ben bu fırsatı verdiğiniz için hocam. ağa kararı ve yumruğu koyuyor. Sahi siz kimsiniz? Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.